TVM ekranlarından mutlu, sağlıklı günler efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bugünlük de sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli biri bizlerle birlikte. İlk yardım uzmanı, halk sağlığı hemşiresi Ayşe Şengen bizlerle. Hoş geldiniz Ayşe Hoş Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle sizle aslında ilk yayınımızı yapmıştık. Oldukça önemli bir konuydu. İlk yardımı detaylıca konuşmuştuk ama tabii ilk yardım nasıl yapılır, doğru nasıl yapılır ve ilk yardımın hayatımızdaki önemi, hayat kurtarır mı kurtarmaz mı? Bunları detaylıca basamak basamak konuşmak istiyorum aslında. Çünkü biz burada tabii hastalıklarda erken teşhisi konuşuyoruz ve olası bir durumda başımıza ne gelecekse nasıl tedavi edebiliriz'i konuşuyoruz. Dolayısıyla ilk yardımda bu noktada birinci aşamalardan biri hayat kurtarmak açısından. Evet. Öncelikle bir ilk yardım nedir diye bir kısaca toparlayalım. Ardından basamak basamak oldu da geldi ki gelmesin kimsenin İnşallah. başına. Ama neler yapabiliriz, nasıl kurtarabiliriz hayat? Onu konuşalım. İlk yardım tanımında dediğiniz gibi ciddi ekip gelene kadar yaptığınız olay anında hayat kurtarıcı yaptığınız ilk faaliyettir. İlaç kullanmazsınız, teknik bir ekibi yani beklemeden yaparsınız. Ne biliyorsanız hayat kurtarıcı onu uyguladığınız faaliyetlerdir. Yardım çağırmak da tabii bunların içerisinde olan bir aşama. İlk yardım çok önemli. Daha önce de hani konuşmuştuk. İlk yardımdan öte önemli olan ilk yardım aşamasına gelmeden önce korumaktı. Daha ağırlık verdiğim şey bu aslında. Korumak. Korumanın dışında yine başımıza bir şey gelirse yaptığımız profesyonel ekip gelene kadar yaptığımız hayat kurtarıcı faaliyetler diye özetleyebiliriz ilk yardımı. Tabii olaylar çok ciddi olmadan, kişilerin başına çok ciddi şeyler gelmeden bu konuları bilmek ve bir saniyelik, bazen bir dakikalık yaptığınız müdahale bile hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu yüzden çok mühim ilk yardım. Bazen ilk yardımda da şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Her zaman suni teneffüs, kalp masajı, işte çok komplike şeylerden bahsediliyor ve bunları yapamam diye korkup kişiler hiç öğrenmeme taraftarı. Neden öğrenilsin, neden çok duyulsun istiyorum. Herkes kalp masajı yapmak durumunda değil. Sadece 112 haber verip yardım gelene kadar kişinin başında kalmak bile çoğu zaman hayat kurtarıcıdır. Yardım çağırıyorsunuz. Korkup kaçmak yerine bunların çok basit olduğunu ben eğitimlerde anlatmaya çalışıyorum. Yani çok uzun yıllardır hemşirelik yapıyorum, çok uzun yıllardır ilk yardım eğitmenliği yapıyorum. Hiç sahada bir kalp masajı uyguladığımı bilmiyorum ama çok kişiye yardım etme fırsatım oldu. Hani umut ediyorum ki daha çok kişi bilsin. İnşallah. Peki kalp masajı neden uygulamadım dediniz? Mesela ben kalp masajı deyince kalp masajının herkesin uygulayabildiğini düşündüm ama siz bile uygulamadıysanız kalp masajını doğru mu yapmak önemli ya da herkes yapamaz mı kalp masajını? Benim uygulamama nedenim şu, yani öyle bir vakayla karşılaşmadım dışarıda, o yüzden uygulamadım. Uygulanmalı ama ehliyeti olan kişiler tarafından yapılmalı. Yani bir ilk yardım eğitimi almalısınız, Sağlık Bakanlığı yaptığı sınavı geçmelisiniz. Sonra bir ilk yardımcı unvanına sahip olduktan sonra onu yapma yetkiniz oluyor. Evet, uygulama çok basit, öğrenmesi çok basit bir şey. Ama gerçek hayatta her zaman kalp masajı olacak vakalarla karşılaşmıyorsunuz. Bugün umut ediyorum ki bütün konulara değinebiliriz. Değineceğimiz bir dolu konuda kalp masajı dışında çok önemli. Küçük adımlarla çok büyük hayat kurtarıcı faaliyetler öğrenebilirsiniz. Şey istemiyorum, sadece önermiyorum. Kalp masajı var işin içinde diye ilk yardım yapmaktan ya da işin içine girmekten korkmasın kişiler. İlk yardımın önemi ve asıl amacı nedir? Asıl amacı hayat kurtarmak. Önemi de hayat kurtarıcı o noktanın içerisinde durabilmek. Yani minicik bir şey yapabilmek bile çok mühim. Bu hafta şöyle bir anım oldu. Ben aynı zamanda özel bir lisede çalışıyorum. Lisede de sağlıkla ilgili bir kulüp yürütüyorum. Kulüpte öğrencilerle ilk yardım uygulamaları çalışıyoruz. Öğrencilerden biri uygulamalar bittiğinde, ki öğrencilere ben kalp masajı uygulamalarını göstermiyorum. Onun dışında uzun soluklu bir dönemde biz bir dolu ilk yardım çalışması uygulaması öğrendik. Minicik bir bilgiyle bile hayat kurtarabileceğimi öğrendim. O kadar mutlu oldum ki diye bir geri dönüt verdi öğrenci. Dolayısıyla her yaşta öğrenebilecek, herkesin hayat kurtarıcı şeyleri bilmesi çok mühim. Yani en önemli şey hayatsa bununla ilgili de. Bunu da öğrenmek gerekiyor. 112 nasıl çağrılabilir peki? 112 genelde panik yaptığımız bir uygulama ararken kısa, net, anlaşılır olmalı diye biz çok özetliyoruz eğitimlerde. Kısa, net, anlaşılır olmak şu demek. Olay ne oldu olay yerinde? Bir kaza, yolda gidiyorsunuz, bir kazayla karşılaştınız. Kazanın boyutu, yani olası yardım bekleyen kişi sayısı. Bazen işte iki küçük araç
kazası oluyor ve orada maksimum 3 kişi oluyor. 3 kişi için işte apar topar arıyorsunuz, 112'ye yardım istiyorsunuz ama neredesiniz? Açık adresi bilmiyorsun. Sonuçta o kadar çok alanda geziyoruz ve her yerin açık adresini bilme şansımız yok. Çok bilindik bir yerden, işte TVM'in arka sokağındayım gibi, işte Bahçeköy Orman Yolu'ndayım gibi kısa bir ibareyle ifade edeceğiz adresimizi. Ve olayda olası kaza, yaralı, kazazede sayısını vermek önemli. Şu nedenle önemli. Arıyorum, burada bir kaza var, gelin. Dedim, kapattım ama orada bir otobüs de olabilir ve ondan fazla yaralı da olabilir. Acilen bir ekip geliyor, ambulans. Geldiğinde bir kişilik ya da iki kişilik yardım verebiliyor. Geri kalan insanlar için ikinci bir ekip çağırmak durumunda kalıyorlar. Bu da zaman kaybettiriyor. O yüzden 112 ararken kendi bilginizle paylaşın. Geri arayıp bir şey sorabilirler. Kısa, net, işte TVM'in arka sokağındayım. Bir motosiklet kazası var, iki yaralı var gibi bilgi vermemiz yeterli. Çok kısa, bir dakika bile sürmeyen bir görüşme hayat kurtarıcı olabiliyor. Hı hı. Oldukça ilk yardımlık bir durumla karşı karşıya kaldık. Öncelikle bilinç kontrolü nasıl yapılır? İlk yapmamız gereken ilk yardımla ilgili karşılaştığımızda bilinç kontrolü için güvenlik önlemi. Buna da önce değineyim, sonra bilinç kontrolünden bahsedeyim. Güvenlik önlemi şu demek, olay anda uçağa bindiğimizde uyarı gelir ya bize, maskeleri önce kendinize sonra çocuğunuza takın diye. Siz hayatta olmazsanız, sizin yaşamınız tehlike altındaysa bir başkasına yardım etme olasılığınız düşüyor. Yani şöyle düşünün, bir trafik kazası, olay yerine gittiniz, her şeyi çok iyi biliyorsunuz, ehliyetiniz var, çok profesyonelsiniz. Olay yerinde müdahale edeceksiniz. Gittiniz, gerçekten kişiye doğru müdahaleyle araçtan çıkarttınız, sert bir zemine yatırdınız, kalp masajı, suni tenefüsü, her şeyi yaptınız, kişi kurtuldu, araç patladı, ikiniz de hayati tehlikedesiniz ya da yaşamıyorsunuz. Bu bir ilk yardım olmuyor. Bu yüzden önce ortam güvenliği, tehdit eden bir şey var mı hala beni? Önce onu kontrol ediyorum, sonra müdahale ediyorum. Müdahaleye başlamadan önce de sorduğunuz üzere bilinç kontrolü yapacağım. Hı hı. Bilinç kontrolü için iki farklı yöntem var yaptığım. Bir sesli uyaran veriyorum. Tanıyorsanız ismiyle, tanımıyorsanız sizli ifadeyle kullanıyorsunuz. İyi misiniz, iyi misiniz? Buna sesli uyaran deniyor. Sesli uyaranıma cevap verdi mi? Herhangi bir tepki vermedi. Eğer bir ses geliyorsa onun, o kişinin bilinci var demektir. Sesli uyarana tepki vermediğinde yanına yaklaşıyorsunuz. Buna dokunsal ya da ağrılı uyaran deniyor. Tabii çocuklarda göstereyim. Hı hı. Yanlış bir algılama oluşsun istemem. Bebekte farklı bir yöntem yapılıyor çünkü. Hı hı, bebeği de gösteriyorum. Hı hı. Uzaktan seslendim. İyi misin, iyi misin? Herhangi bir ses vermedi. Sesli uyarana yanıt vermeyince yanına yaklaşıyorum. Sarsmamak için bir omuzunu tutuyorum. Diğer omuzuna iyi misin, iyi misin diye dokunuyorum. Biraz acımasını istiyorum ki hissetsin yaptığımı. Acılı ya da ağrılı uyaran diye ifade ediyoruz. Buna da tepki vermedi. O zaman bu kişinin bilinci yok. Bebekte ne yapıyorum? Seslendiğimde bana bir cevap veremeyecek bebek. Seslenmiyorum o yüzden. Ona direkt dokunsal uyaran vermem gerekiyor. Omuzdan değil bu sefer. Yapacağım şey, ayağını tutuyorum. Ayakkabısı varsa çıkartıyorum. Topuğuna vurarak yapıyorum. Çıplak ayağı mı vuruyoruz? Çıplak ayağı. Baktınız hani o anda çıkartamadınız. Aynı şeyi elin içinden acıtarak tırnağınızla da yapabilirsiniz. Bunu anneler genelde emzirme sırasında uygularlar bu yöntemi. Uykuya dalar çünkü bebek emzirme sırasında. O zaman da yine yapabilirsiniz. Bu uygulamalara cevap vermeyen kişinin bilinci yok demektir. Bir kişinin bilinci yoksa oraya 112 gelmek zorundadır. O yüzden bilinç kontrolünden hemen sonra 112'yi biz aramayı öneriyoruz. Tabii ortamda yalnızsanız hemen 112'den öncesinde müdahaleye başlamak gerekiyor diye de öneriyorum. Genelde böyle vakalarda karşılaştığımızda Türk toplumu hani kalabalık ortamlarda oluyor ve hemen yardım çağırma şansımız oluyor. Solunum olup olmadığını nasıl anlayabiliriz bir kişinin? Solunum kontrolü için de yine yaklaşıyorum kişiye. En rahat nefesi aldığım pozisyon şudur. Baş çene pozisyonu. Böyle çok rahat solunum giriş çıkışı olabiliyor. Ama kaza anında kişilerin ağzının içerisinde bir şey var mı yok mu, bu konuda fikrim yok. O yüzden direkt şu hareketi yapmak, ağızda dolu bir şey varsa, kan kusmuş olabilir, takma dişleri, dili geri kaçmış olabilir. Bu nedenlerle tıkanmış olabilir. Onun için öncelikle ağzın içini kontrol etmek gerekiyor. Bir şey varsa almak ya da bu nemli ıslak bir şeyse herhangi bir kıyafetin ucuyla, kendi kıyafetinizi tabii tercihen, parmağınızla
Çünkü kendimizi de korumamız gerekiyor. Ağzın içini temizledikten sonra bahsettiğim pozisyonu veriyoruz. Sonra da yanına yaklaşıyoruz kişinin. Elim göğsünde, çünkü kişi nefes alıp verirken göğüs hareketlerimiz iner ve çıkar. O yüzden elimi göğsüne koyuyorum. Hareketleri elimle hissedebiliyor muyum? Yanağına yaklaşıyorum. Nefesi çok yakından dinlemeye çalıştığınızda bir sesi vardır. Onu duymaya çalışacağım. Ya da nefes giriş çıkışında vücuttan yanağımıza bir sıcaklık gelir. Onu hissetmeye çalışıyorum. Bu yüzden bu yönteme bak dinle hisset deniyor. Bu bebekte, çocukta, yetişkinde aynı yöntemle yapılıyor. Bu uygulamayı yaptığımda solunumu yoksa kişinin artık müdahale etmem gerekiyor. Solunum yolu neler tıkayabilir? Buna sebep olabilecek de öncesindekini de konuşalım. İlk yardım sonrasında ve ilk yardım nasıl yapılabilir konuşuyoruz ama solunum yolunu neler tıkamış olabilir ya da bizim korkmamız gerekenler nelerdir? Aslında Türk toplumunun bir karakteri var, korkulması gereken bir alışkanlığı. Yemek yerken konuşmak. Yemek yerken konuştuğumuzda soluk borusu ve yemek borusu çok yakın mesafede birbirine. Ve o yakın mesafede biz bir şey yerken soluk borusunun üzerinde bir kapak varmış gibi düşünün. O kapanır ve yediklerimiz yemek borusundan aşağı doğru gider. Biz yemek yerken konuşmaya devam edersek hava akımı aktif olarak devam ettiği için o kapak aralanıyor ve yediklerimiz oradan küçük de olsa bir parça geçiyor. Orada minicik bir parça bile o yolu tıkamaya sebep verebiliyor. Bu nedenle yemek yerken konuşmamayı öneriyorum kişilere. Tabii onun dışında küçük çocuklarda da oyuncaklar vesaire bu tür küçük materyaller tıkayabiliyor soluk yolunu. Böyle bir durumla karşılaşırsak yemek yerken arkadaşınıza yemektesiniz ve böyle bir şey oldu. Yanlış yaptığımız uygulamalardan biri, özellikle buna değinmek istiyorum ben. Yemek yerken öksürmeye başlıyor kişi. Öksüren kişi de biz hemen sırtına vuruyoruz. Davranışsal olarak hani alışkanlık bu. Belki yanlış bir alışkanlık Türk toplumunda. Hemen sırta vurmaya başlıyoruz. Sırta vurduğumuzda ne oluyor? Aşağıda gelip giden bir hava akımı var. Benim o hava akımıyla kaçan cismi dışarı attırmam gerekiyor. Kişi öksürürken aslında bunu dışarı atmak için vücut kontrollü bir refleks yapıyor. Siz sırta vurduğunuzda o akımı geri çeviriyorsunuz ve kaçan cismi daha da aşağı itiyorsunuz. O yüzden öksüren bir kişinin, yani dokunmayacağız öksüren kişiye. Tabii yanından da kaçıp gitmeyeceğiz. Öksürmesi için teşvik edeceğiz. Öksürmesi kesilmiyorsa, yani vücut kendi kendine o cismi atamıyorsa bir süre sonra o soluk yolunu tıkar ve o zaman hemlik manevrası dediğimiz diğer uygulama aşamasına geçebiliriz. O uygulama da yine çok hayat kurtarıcı ve kolay yapılan. Nasıl yapabiliriz o manevrayı? O manevrayı çocukta göstermeye çalışayım. Şimdi öksürmeye başladı çocuk. Öksürmeye teşvik ediyoruz. Öksürmesi kesildi ve öksürme sürdüğü sürece soluk alışverişi devam eder kişide. Su veriyoruz mesela boğazına bir şey karşısında. Bu da doğru bir hareket mi? Şöyle, aslında yanlış değil. Zarar olmayan uygulamalar için kesinlikle yapmayın ya da yapın demiyorum. Anlamlı değil. Çünkü verdiğiniz su yemek borusundan hareket eden bir şey. Dolayısıyla soluk borusunu tıkayan bir şeyi geri iteceğini ve yutacağını düşünüyoruz. Kişi öksürdükçe boğazı kurumaya başlıyor. O cisim bazen de çıkartmış oluyor. Verdiğiniz su yemek borusu hattına geri gönderiyor ve ağızdaki kuruluğu geçiriyor. Aslında sadece bu işe yarıyor. Direkt o refleksi geçirici, tedavi edici, uygulayıcı bir şey değildir su. Bir zararı da yoktur ama. O yüzden versek de bir oluyor. Şey yapacağınız şey, böyle bir durumda boğazına tıkandı, tamamen öksürmesi kesildi ve kişi morarmaya başladı. Morarmaya başladığında şu hareketi yapar kişiler. Yüzü morarır ve artık bana yardım edin demeye başladığında siz... Doğru müdahale bu zaman mıdır? Yani bunda doğru müdahale ne zamandır? Öksürmenin kesildiği ve şu hareketi yapmaya başladı. Artık ben öksüremiyorum, nefes alamıyorum, oksijen girişim yok ve bana yardım edin diyor aslında kişi orada. Sesi de çıkmıyor, tepki de veremiyor. Böyle bir durumda siz müdahale edeceksiniz. Güvenli bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Öksürüyorsa her şey yolunda mı demektir? Her şey yolunda değil, takip etmeye devam edelim. Belki bir ihtimal kendi çıkartacak demektir. Öksürmesi kesildiğinde sizinle iletişim kurabiliyorsa, iyi olduğunu söylüyorsa zaten o zaman her şey yolunda diye düşünebilirsiniz. İşte o zaman rahatça oturtup biraz su verip sakinleşmesini bekleyebilirsiniz. Ama öksürmesi kesildi ve size herhangi bir tepki veremiyorsa işte o zaman müdahaleye başlamamız gerekiyor. Yapacağınız şey
biraz çocuğun boyuna göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Yetişkinde tamamen arkasına geçiyorsunuz. Her zaman bu sırt uygulamasıyla başlar. Sırtı bir kare olarak düşünürsek, tam orta hattını düşünelim. Kürek kemiklerinin ortasında şu hattır beni ilgilendiren. Vücudunuzun ön ve arkada tam orta hattına baskı yapacağım. Aşağıdaki hava akımını yukarı itmeye çalışacağım. Hedefim bu uygulamada. O bahsettiğim tam ortayı buldum. Elimin topuğuyla, elimin topuğu dediğim yer şurası, en güçlü yer. Eğiyorum kişiyi. Arkasına geçiyorsam aynı boydayım. 5 kere sertçe bu hareketi yapıyorum. Gözüm her zaman çıkartıyor mu çıkartmıyor mu onda. Baktım bunu yapamadı, çıkartamadı. Hemen arkasına geçiyorum. Şimdi makette çok rahat uygulayamıyorum ama arkasına geçiyorum şu hareketle. Yapacağım şey, elimi bir alete çevireceğim. Baş parmağımı elim içine sıkıştırıyorum. Şurayı artık kullanacağım bir alet şeklinde getirdim. Bu elimle de o aleti kullanacağım. Göbek deliğinin hemen üzerinden bastırdım. J yapar gibi bastırıp çekiyorum. Aslında hem önden hem arkadan 5 kere bu hareketi yapıyorum. Bu devam edene kadar, çıkana kadar bu harekete devam ediyorum. Ya da tamamen bilinci kapanıp elimde yığılana kadar devam ediyorum bu uygulamaya. Önden ve arkadan hava akımıyla. Bebeklerde de aynı şekilde mi yapılıyor? Yoksa bebeklerde daha farklı olur mu? Ya da işte ek gıdaya geçti ama tabii en çok aslında tıkanıklıklar herhalde bebeklerde o zaman oluyor ve ailelerin en korktuğu şey işte boğazına bir şey takılır mı kalır mı gibi. Bebeklerde bunu nasıl yapabiliriz? Sırt uygulaması değişmiyor bebeklerde. Bebekte böyle bir şeyle karşılaştığımızda yine aynı şekilde. Evet, her zaman elimizde elimizin arkasıyla. Önce bakıyorum ağzında bir şey var mı? Varsa yetişkinler kendileri çıkartabiliyor. Bebekler bunu yapamıyor. Ağzında bir şey varsa eğer serçe parmağımla çıkartmaya çalışıyorum. Baktım herhangi bir şey yok, çıkartamıyorum ve tıkanıklığı devam ediyor. Önce sırtla başlayacağım için iyice kavruyorum. Düşmesin diye kollarımla kenetliyorum. Yine aynı sırtı ikiye böldüm. Kürek kemiklerinin ortasından 5 kere şu hareketi yapıyorum. 5 olmasının sebebi bunun bir sınır var mı yoksa biraz daha fazla olabilir mi burada? İlk yardımda belirlenen standartlar uluslararası standartlar. O yüzden bu sayıları kullanıyoruz. En ideali ve en çözüme ulaştırıcı sayıları olduğu için. Yine sırt hattını, boyun hattını koruyacak şekilde eğimi aşağı doğru vereceğim. Çünkü amacım hava akımıyla dışarı çıkmasını sağlamak. Biraz önce elimle şu hareketi yapmıştım. Şimdi yine göbek deliğinin üzerinden artık yapısal olarak daha küçük olduğu için orta iki parmağımı kullanıyorum. Aynı bölgeyi yine 5 kere yukarı doğru bastırıyorum. Yine hedefim orta hatta arkadan ve önden baskı yaparak cismi dışarı çıkartmaya çalışmak. Peki kilolu bebeklerde nasıl olacak? Hareketli ve kilolu bebeklerde örneğin tutum nasıl olabilir? Yine orada işte bebeği doğru tutamamak bunlar da etken olur mu? Şimdi bebek diye bahsettiğimiz yaş 12 aya kadar. 1 yaştan itibaren pozisyonu çocuk gibi ayarlayabilirsiniz. Aslında biz 1-8 yaşa çocuk, 8'den sonrasına yetişkin, 1 yaştan öncesinde de bebek diyoruz. Sizin aslında yardımda uygulamalarınız ve standartlarınız biraz daha farklı. Evet. Normal bilinir gelir geçere göre. Ama ben hep şunu öneriyorum. Aslında hepimiz ilk yardım eğitmenleri olarak şunu öneriyoruz. Gördüğünüz kişi sonuçta bilinci kapalı bir yerde yatan biri var. Ve ben onun yaşını sorgulayacak sürem yok. Kaç yaşında görünüyor? Ben onu elime aldığımda çocuk gibi mi davranmalıyım, yetişkin gibi mi davranmalıyım? Yaşı, boyutu nasılsa, hangisiyle kolay kavrayabiliyorsanız o yöntemi kullanın. Dediğiniz gibi çok iri bir bebek, o zaman çocuk gibi elinizi alıp kavrayabiliyorsanız, şu hareketi yapabiliyorsanız o şekilde müdahale edebilirsiniz. Baktınız şu baskı elinizle olmuyor, o zaman şu hareketi yapabilirsiniz. Peki tabii solunum tıkandığında ya da bilinç kapalılığı konuştuk ama olası bir kazada veya işte ani kanamalarda geçirilen kanama yerine ve şekline göre de değişiklik gösterir muhtemelen ama kanamalı durumlarda ne yapmalıyız? Evet, en sık karşılaştığımız şey aslında kanama durumları. Kanamanın, şimdi kan damarlarımızın 3 farklı tipi var. Kılcal damarlar, atar damarlar, toplar damarlar. En riskli dediğimiz atar damar kanamaları. Genelde müdahalesi evlerde ya da doğal ortamda çok kolay olmayan, çok hızlı sürede çok fazla kan kaybına neden olan durumlardır atar damar.
kanamaları ama kılcal damar ve toplar damar kanamalarına çok rahatlıkla müdahale edebiliriz. Şimdi bunlar ne demek? Normalde şeker hastalığı olan tanıdıklarınız muhtemelen vardır. Parmağından kan alır şeker hastaları. Hemen şu hareketi yapar ve geçer. Kıl kadar ince ve basıncı neredeyse yok denecek kadar ince damar yapılarını kılcal damarlar diyoruz. Toplar damarlarda normalde elimizi makas kesti, bıçak kesti, o tür evde karşılaştığımızda, yara bandı yapıştırdığımızda ya da bir süre baskı yaptığımızda kolaylıkla kendinden geçen, baskıyla geçen kanama türlerine de toplar damar kanaması diyoruz. Basıncı nispeten daha azdır atar damara göre. Atar damar kanamaları da kalbin direkt vücuda pompaladığı kan miktardır ki basıncı çok yüksektir. Fışkırır tarzda kanar. Bu yüzden tehlikelidir. Biz normalde evlerde ya da normal hayatta karşılaştığımız toplar damar kanamaları için baskı uygulamayı öneriyoruz öncelikli olarak. Kanın akış yönü ayak ve el parmaklarından kalbe doğrudur. O yüzden kanayan bir bölgede eğer baştan aşağıdaki bir bölge için konuşuyorsak amacımız vücut dışına çıkmaması. Kilomuzun 1/13'ü kadar biz kana sahibiz. Yani kabaca bir hesap yapmak istersek. Bu kanı mümkün olunca vücutta tutmak hedefimiz. Baştan aşağı bölgelerde bir kanamayla karşı karşıyaysak, örneğin kolunda bir kanama var. Hemen elimle tutuyorum, baskı yapıyorum. Temiz bir bez koyuyorum o bölgeye. Baskıya devam ediyorum. Amacım kalbe ulaşmasını sağlamak. O yüzden kaldırıyorum kalp seviyesinden. Bu şekilde tutuyorum. Zaten kontrol edemediğim bir şeyse 112 haber verdim, yardım geldi gibi aşamaları yapıyorum. Özellikle belirtmek istediğim şey çocuklarımızda en fazla olan şey burun kanamaları. Burun kanamalarında da yanlış yaptığımız bazı şeyler nedir var. Nedir o yanlışlar? Bizim çocukluğumuz hep başımızı kanadında şu şekilde yapmakla geçti. Çocuklar için çok riskli değil bu. Burun kanaması çoğu zaman kılcal damar kanamalarından olur. Kılcal damar gelişimi ilkokul seviyesinde hala devam eder çünkü o gelişimi tamamlayana kadar kanamalar olabiliyor, burun kanamaları. Öyle bir çocuk için başı nasıl tutarsanız tutun, öne eğin, arkaya eğin, bir süre sonra zaten kanama geçecektir. Ama kanama devam edecek riskte bir damardan bahsediyorsak ki bunu bilmemiz her zaman olası değil. Şimdi bu çok teknik bilgilere giriyorum ama bu bilgileri bilmek durumunda değil bir ilk yardımcı. Dolayısıyla burnu kanayan bir çocuğun hangi damarı olduğunu şüphesiyle düşünmektense doğru uygulamayı yaparak işi garantiye almak en doğrusu. Bu yüzden yapacağımız şey burun kanatlarını tutup başı öne doğru eğip çocuğu ya da yetişkini oturtmak olacaktır. Baskıyla kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Baktınız kontrol edilemiyor, devam ediyor. Pamuk tıkamak da doğru bir yöntem midir peki? Doğru bir yöntem değil. Baş bölgesi için olan kanamaların dışa akmasını isteriz tam aksine biz. Kafa içi boşluklarda çünkü normal seyrinin dışında bir... İç kanama oluşmaması için. Öyle evet, boşluklara kan dolmasını isteriz. Bu yüzden aşağı doğru aksın. Ama bu akışta böyle çok fazla olmasın diye de kontrollü olsun. Normal bir kılcal damar kanaması ise bir süre sonra geçecektir. Baktınız geçmiyor. Hangi durumda kılcal damar kanaması değildir? Çocuğun burnuna top çarptı ya da bir yere çarptı, çarpışma oldu, kaza oldu. Bunlar artık kemik kırıkları vesaire gibi diğer sebepleri de getirir peşine. Bazen şu hareketi yapamayız da kemiğinde oluşabilecek bir durum söz konusuysa o zaman da dudağın içerisinden şu şekilde bir baskıyla yine 112 haber. Yani bir şeyle, bir aletle tamponlanmak kesinlikle yanlış. Evet, yani pamuk veya peçeteyle orayı tıkamaktansa sadece dudakla yapılması daha doğru. Aynen öyle. Bir kırıktan şüpheleniyorsanız, eğer burnu tutamıyorsanız, burnu tutup eğdiğinizde ve normal kontrol edilen bir durumsa zaten ihtiyacınız olmayacaktır. Ama dediğim gibi baş bölgesine olan şeylerin dışarı akmasını isteriz. Bu kulak kanamaları için de. Kulak kanamaları için de aynı şey mi geçerli? Aynen öyle. Sağ kulağımda bir kanama varsa sağa doğru yatırıyorum kişiyi ve dışarı doğru akmasını istiyorum. Tabii içerisindeki sıvı özelliğini kontrol amaçlı temiz bir bez koyuyorum ki yardım geldiğinde, hastaneye gittiğinde o bezin içerisindeki özellikler yine klinik ortamda kontrol ediliyor ve tanılanacak bir durum varsa o sonraki profesyonellerin işi oluyor. Bu nedenle özetlemek gerekirse baş bölgesinin dışarı, vücut bölgesinde de kalbe doğru akmasını hedefleriz biz kanamalarda. Peki şiddetli kanamaları nasıl durdurmak doğru yöntemdir? Vücut bölgeleri için konuşalım.
birçok işte eğer organ kopmasından bahsediyorsak veya işte çok şiddetli bir kesikten söz ediyoruz. O noktada o kanı böyle bez bağlanır. Mesela bu doğru mudur ya da nasıl? Evet, turnike nasıl bağlanabilir mesela? Şimdi, turnike uygulaması da her şeye kullanılmaması gereken bir uygulama. Gerçekten bir organ kopması söz konusuysa artık onu kontrol edemiyorsunuz ve dediğiniz gibi kan kaybıyla kişiyi bir süre sonra şoka sokacağız ya da hayati tehlikesi artacak. Böyle bir durum söz konusuysa ya da çok ciddi bir kaza olay yerindesiniz ve olay yerinde birkaç yaralıya yardım edebilecek gücünüz var ama bir yaralıya tutup da siz sürekli baskı yaparsanız diğerlerine yardım edemiyorsunuz. Bu durumda kullanabilirsiniz turnikeyi ya da kişiye baskı yapabiliyorsunuz. Ama başka bir yere taşımanız gerekiyor. Burası güvenli bir yer değil. Buradan oraya taşıyana kadar ki süreçte ben sarabilirim. Turnikenin mantığı şudur. Hı hı. Tek kemikli bölgeye uygulanır. Yani üst bacak, üst kol ve üst bacağa uygulanır. Hı. Kemikle damarı sıkıştırırsınız ve oraya kan akını tamamen durdurursunuz. Ve o tamamen durdurmanız bir süre sonra oranın hani kanlanmasına engel olduğu için dokuya zarar verir. O yüzden de açarsınız 10 dakika sonra. Açarsınız, sokunu tekrar sararsınız. Hı, evet, aslında burada mesela çok önemli bir detaya geçiyoruz. Yani turnike hayat kurtarayım derken daha büyük bir kayba yol açabilir mi? Burada doğru öyle. Turnike mesela nasıl yapılabilir? Aslında siz burada çok önemli noktalara değiniyorsunuz. Bizim doğru bildiğimiz gelir geçer kuralların hayat kurtarayım derken çok büyük ve yanlışlıkla kötü şeylere sebep verebilecek noktalara değiniyorsunuz. Nasıl yapılabilir doğru Şimdi turnike yapmak için önce risk almak gerekiyor. Yani her duruma turnike bu yüzden yapmayalım diyoruz. Aldığımız risk nedir? Evet, kangren olabilir mi kolu? Olabilir. Ama takmazsam turnikeyi ne olacak? Kişiyi kan kaybından kaybedeceğim. Hayati risk mi? Kolun bir kısmı mı? Şimdi alacağınız risk bu. Doğru yaparsanız onu da kaybetmezsiniz. Doğru yapmak için de işte aralıklı açıp tekrar açıyorsunuz. Açtığınız anda tekrar bağlayana kadar onu oranın kanlanması sağlanıyor. Doku canlılığı da devam ediyor. Doğru uygulandığı bu biraz önce saydığım 3 şart gerekir ki onu kullanmak gerekir. Bazen kırsal kesimde akrep yılan sokmalarında da ya da trekking gezilerinde de turnike kullansak mı diye çok soru geliyor bazen katılımcılarımda. Doğru değil çünkü şöyle tarif edeyim. Ayağından akrep geldi soktu kişiyi. Şimdi turnikeyi sıktığım zaman tamamen oradaki risk nedir benim için? Süreye bakalım. Yardım çağırdım akrep için. Bu akrebin zehri varsa eğer, zehir gelecek, ulaşacak kalbe doğru. Kalp seviyesinin aşağısına tutuyorum ki yavaş ulaşsın. Geldi, kalbe kadar ulaştı. Kalpte o zehirli kan dolaşıma katıldı. Bütün vücudu etkiledi ki o süreçte hala zamanı var. Kişiyi şoka soktu, hala hayatta kişi. Bunca sürede 112'nin gelmesi olası bir şey. Bunca hayat kurtarıcı şey varken siz orada turnikeyi bağlarsanız o zaman kişinin ayağını kaybetme, işte kangren olma riskiyle karşı karşıyasınız. Burada bir gereklilik yok kullanacak ya da yılan sokmalarında. Yani çok sonra konuşacağım bir konuydu ama yılan sokmalarında mesela çok karşılaştığımız, Türk filmlerinde çok izlediğimiz bir şey var. Bizim için zehri ağızla almak mesela, bu doğru mu? Aynen öyle, yanlış bir şey ve eminim hani sağlıkçı arkadaşlarım da, ilk yardımcı arkadaşlarım da onu bir komedi sahnesi olarak izliyorlar diye düşünüyorum ben. Şöyle ki insan vücudunda biz acil bir tedavi yaparken damar yolunu kullanırız. Direkt kana karışsın ve kişiyi hemen kurtarsın diye. Şimdi damar yoluna açma kadar hızlı iki bölgemiz var vücudumuzda. Bir dil altı, bir de makattan yaptığımız uygulamalar. Bu yüzden biz ateş kontrolünde fitili öneririz. Direkt makattan uyguladığınız anda ateşi düşürmeye başlar. Hızlıca kana karışır. Ya da tansiyon hastaları, dil altını verirsiniz. Hızlıca kana karıştığı için onu kontrol etmeye başlar. Bu kadar hızlı emilimin sağlandığı iki yerden biridir ağız. Ve siz bu biraz önce anlattım, yılanı soktuğu ve şu evreye kadar gelip kişinin hayati riskini başlattığı süreye kadar vaktim varken siz o şeyi zehri alıyorsunuz, emiyorsunuz. Kendinize. Saniyede kana karıştırıyorsunuz. Dolayısıyla sizin için hayati risk daha büyük oluyor. Bu yüzden bu uygulama
çok yanlış bir uygulama. Mesela bu çok altını çizmemiz gereken bir şey aslında. Sonra konuşmamız gerekse de ben de mesela bunun böyle olduğunu biliyordum ve siz şu anda çok önemli bir konuyu aydınlattınız. Peki yabancı cisim batma durumlarında da nasıl, durum daha mı farklıdır, ne yapmalıdır? Yabancı cisimlerin çıkarılmaması burada doğru olan. Bir şey, yani bu yabancı cisim işte arının iğnesi, dikeni falan, onlardan bahsetmiyorum. Zaten hani arı sokmalarında o dikeni çıkartalım, bir işte çiçekten bir şeyden gelen dikeni tabii ki çıkartalım. Ama bahsettiğim şey bir kaza anında, şimdi ben daha çok bu çocuklara yöneldiğim için çocuklardan daha çok örnek veriyorum. Bir kaza anında dediğiniz gibi bir cam parçası batmış olabilir ya da bir, çok acı bahsetmek belki ama bir aracın bir parçası kişinin vücudunda olabilir. Böyle bir durumda öyle bir yere diyor ki o parça, sadece cerrahi müdahaleyle çıkartılıp hemen o bölgenin dikilmesi gerekiyor. Vücudunuzun içerisi kendi içerisinde bir düzen halinde. Dışarıdan da bir şey girmemesi gerekiyor. Siz onu çıkartır çıkartmaz içeriden ciddi bir kan kaybına neden oluyorsunuz. Artı dışarıdan açtığınız hava boşluğuyla vücuda hava alıyorsunuz. İki tane farklı risk altındasınız. Ama siz onu çıkartmayıp 112 gelene kadar bekletirseniz bu iki riski de ekart etmiş oluyorsunuz. Ama nasıl bekleteceğim? Burada önemli olan o. Keskin bir şey ki girmiş vücuda ya da bıçak saplandığında, bu keskin şeyler kesmeye devam ederler. Bazen öyle bir içeri yerleşiyor ki tam böyle damarı kesmeye ramak kala. Şimdi bu riski bilmiyoruz. Gözlemleyebildiğimiz hiç mekanizma yok. Onun için batan cismin olduğu noktayı bulabildiğiniz her şeyle, yani temiz bulabildiğiniz her şeyle sabitleyip bağlayın. Çok estetik, tabii biz bunlar için böyle simit sargılar falan gösteriyoruz derslerde ama çok estetik bir kaygınız olmasın. Orada derdim onun sabit bir şekilde durması. Zaten o hastaneye götürülecek 112 ile ve orada en profesyoneller tarafından gereken yapılacak. Bu göze, kulağa, burna yabancı cisim kaçtığında, evet onlar için küçük müdahale örneklerim var. Kulak için genelde bir cımbızla bir şey çıkartmaya çalışırız. Çıkartmayın. Sineğin yeni girdiğini gördüyseniz, genelde sinek çok kaçar kulağa. Işık tutun. Sinek zorunlu kaybettiği için girer kulağa. Işık tuttuğunuzda ışığı görecek ve çıkacaktır. Baktınız çıkmadı ya da böyle yanlış görmüşsünüz ama kulağına bir şey hissediyorsunuz, çocuğunuzun ya da kendinizin. Hayati bir riskiniz yok. Bekletebilirsiniz. Yani tabii hayati riskim yok deyip gitmeyin hastaneye demiyorum. Ama onu bir saat sonra, 15 dakika sonra, yarım saat sonra kendiniz ayaktan kliniğe gidip bir kulak burun boğaz hekimine gösterebilirsiniz. O kadar vaktimiz var. Burun için... Evet, çocuklar genelde burunlarına çok fazla buldukları yapıyorlar. Ufak tefek şeyleri sokarlar. Çocuklarda nasıldır durum yani? Burnuna dediğiniz gibi bir şey soktuğunda hangi deliğe soktuysa boş olan deliği kapatıyorsunuz ve dışarı doğru sümkürmesini istiyorsunuz. Bunu genelde yapamıyor çocuklar. İçine çekmeye çalışıyor. Yetişkinde çok kolay bir teknik. Evde kolayca bunu yapıyorsunuz. Yetişkinde çok nadir böyle bir şey olabilir tabii. Olası bir şey değil. Onun için de çocukta da yani yöntem budur. Ama önerim bu da kliniğe kadar ayaktan bekleyebilecek bir vakadır. Acile götürebilirsiniz. Onun gözde de aynı şekilde midir? Gözde yoksa zaman önemli midir? Göz için eğer büyük bir cisim battıysa o yine vücuda batan durum gibi düşünelim. Göze bir şey battığında gözü sabitlerken iki gözü sabitlemeyi öneriyoruz. Çünkü göz kasları birlikte hareket eder. Bir gözünüz kapattığınızda öbürünü açtığınızda yine bu hareket etmeye devam eder. Bu gözünüze bir şey battığında onu kapatıyorsunuz, diğerini de kapatıyorsunuz ki görmeye, hani hareket etmeye devam etmesin diye. Gözle ilgili bir şey olduğunda acil hastaneye yardım çağırın. Ona müdahale etmek çok kolay bir şey değil, yani görsel olarak, cesaret olarak çok basit bir uygulama, hani bir kağıt, karton bardak bile koysanız ama o hastaneye acilen gitmesi gereken bir şey. Göze sıklıkla karşılaştığımız toz, kum gibi şeylerin kaçması belki yıkamak evlerde. Yıkamak doğru mudur bu noktada? Yıkamak doğrudur, evet. Gözü hızlıca açıp kapamak, göz refleks olarak sulandırır zaten. O su da yine temizleyerek dışarı çıkartır. Ya da ıslak, nemli, temiz bir bezle hafif gözü kaldırıp bu şekilde çıkartabilirsiniz. Onlara müdahale etmeyi öneriyoruz. Su evet en ideal. Elinizi doldurup bu şekilde temizleyebilirsiniz. Kırık çıkık vakalarında nasıl müdahale olmalıdır? Örneğin kazalarda biz hem meraklı bir toplumuz hem de yardımsever bir toplumuz. Trafik kazalarında bir anda arabaların başını
binlerce insan gelir ve araçtan çıkarmaya çalışırlar ve siz uzmanlar sürekli uyarırsınız. Siz müdahale etmeyin. Hem trafik kazalarından bahsedecek olursak hem de kırık çıkıklarda doğru müdahale nasıl olmalıdır ya da müdahale etmeyip direkt 112 aramak mıdır doğru? Şimdi araçla ilgili hızlıca bir şey söyleyeyim. Araçtan bir kişi çıkartmak özel bir teknik gerektiriyor. O tekniği ben iyi biliyorum ama herkes çıkartabilir miyim? Şüpheli. Çok zor bir şey çünkü. Yani vücut yapısı olarak da benden çok iri bir kişiyi çıkartmam o teknikle çok zor. Yönlendirebilirim belki. Ama her zaman araçtan kişi çıkartmak zorunda değiliz. Araçtan iki şekilde çıkartılır kişi. Araç patlayacaksa, yanacaksa, yani tehlike varsa ortamda bir an önce onu çıkartıp yardım etmem gerekiyor. Ama tehlike yok ortamda, bir sorun yok. Kişi size cevap verebiliyor, durumuyla ilgili bir tepki veriyor. Bu durumda yardım çağırayım, bırakın profesyoneller yapsın. Bu bir tercih. Solunumu yoksa kişinin, benim de onu çıkartacak bilgim var ise, ehliyetim varsa çıkartıp kalp masajı yapmam, suni teneffüs yapmam. Bu olasılıklar için çıkartmam gerekiyor. O yüzden mümkünse dokunmayın kişilere. Araç patlamıyorsa, duruyorsa mümkünse kalsın öyle isteriz biz. Boyunluk hemen takmaya çalışırız. Boyun omurga hattı zaten bizim için önemli olan. Onun dışında da kırık, çıkık, burkulmaları ben derslerde tek tek anlatıyorum. Ama hep şunu söylüyorum. Bir olayın kırık, çıkık ya da burkulma olduğunu bilmek zorunda değiliz. Zaten bunu tanılamak için röntgen isteniyor mutlaka hastaneye gittiğimizde de. Dolayısıyla hani ben kırık mı, çıkık mı, burkulma mı, acaba neydi, hangisi, nasıldı diye düşünmeyin. Böyle bir olasılık varsa dokunmayın, sabit kalsın. Taşımamız gerekiyorsa da bulduğunuz sert bir malzemeyle kolu mu kırıldı, kolunun altında dosya bile olabilir. Sabit tutun onu, eklem yerleri de, yani eklem dediğim hareket eden her yeriniz. Kırığın bu bölgedeyse şu eklemi de her hareketinde kırığı etkileyeceği için toplu olarak hem burayı hem burayı içmeyecek şekilde sert bir malzeme koyabilirim. İlahi profesyonel atölyeler, ortamda ne buluyorsam. Genelde ben okulda karşılaştığımda elimde bir klasör varsa klasörü bile koyabiliyorum hemen kolun altına. Ya da parmağı, kalem bile koyabilirsiniz. Amacımız orada sabit durması. Olduğu gibi bazen işte şekli değişmiş, düzeltmeye çalışıyoruz. Ya da çıkıkçılara çokça gitmeye çalışan bir kültürümüz de var. Evet, ben onu daha önce biliyordum, kolay yerleştirebilirim diye düşünüyorlar. Evet, yapabildikleri durumlar var. Şimdi hepsine iyi kötü bir şey söylemek istemiyorum ama en ideali ortopedi uzmanı. Yani gerçekten bu işi bilen bir kişi tarafından. Çıkık çünkü hastaneye kadar bekleyebilen bir şey. Böyle bir şüpheniz varsa buz uygulaması en sağlıklısı. Buz uygulayıp sabit tutup yardım çağırmak. Hayati risk kırık çıkıkta ne zaman olur? Gerçekten çok ciddi bir kaza geçirmişsiniz. Kemikler parçalanmış ve cildinizin dışına doğru çıkmış. Onu acillerde çok karşılaşıyoruz. Dizde dışarı çıkmış kemik parçaları. Şimdi dışarı çıkmış kemik parçası demek vücuttaki yine yabancı madde gibi. Yani her hareketinde yine kesmeye devam eder. Risklidir, kanama yapar. Ve hani olası riskleri daha büyüktür. Bir an önce yine klinik ister. Yine 112 haber verip sabit tutup bekleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Hakikaten daha çok konuşacak konumuz vardı. Biz böyle herhalde paket paket konuşacağız sizde. Çünkü en önemli şeylerden biri hayat kurtarmak diyorsak ve hayatta kalmak diyorsak, biz de bunu amaçlıyorsak bu yayında oldukça önemli ayrıntıları ve başımıza gelebilecek ufak tefek şeylerde bile nasıl müdahale edeceğimizi gösterdiniz. Çok teşekkürler ben size. Teşekkür bizi kırmak bir yayınımıza geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, bugün de Her Şeyin Başı Sağlık programının sonuna geldik. Güzel ve sağlıklı günler geçirmenizi ümidiyle. Hoşçakalın.